Evet, Türkçenin 14. sorusuna devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diye soruyor arkadaşlar. Direkt doğru cevabı gösterelim. Doğru cevabımız 5. şık olmalı çünkü arkeolojik buluntulara göre tarihi milattan önce 5000 yıllarına kadar dayanan Efes antik kenti, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarında bulunan Pireyin antik kentinde tarih sever fotoğrafçıların ilgi odağı olmuştur diye söylüyor. Şimdi diyoruz ki sever ile ilgili yazılan her sözcük, her kullanılan sözcük birleşik yazılır. Dolayısıyla tarih sever sözcüğü de birleşik yazılması gerekiyordu. Yurt sever dersen, sanat sever dersen de birleşik yazarsın. Dolayısıyla burada bir birleşik yazım olacaktı ancak birleşik yazım yok. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı. Evet, 15. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır diye soruyor. Şimdi biz biliyoruz ki büyük harfle yazılan kısaltmalara gelen ekler kısaltmanın okunuşuna göre yapılır. Küçük harfle yazılan kısaltmalar ise kısaltmanın içeriğinin okunuşuna göre ek getirilir. Şimdi Bağkur, HSYK, TBMM, İSKİ, ALES bunlar birer kısaltmadır arkadaşlar. Direkt yine doğru cevabı göstermek istiyorum. EHMY M harfi ile bitti ve ben kısaltmaya göre bir ek getirebildim. TBMM Bağkur'un derken yine kısaltmaya göre bir ek getirebildim. Kısaltmanın okunuşuna göre bir ek getirebildim. İSKİ'nin ALES'e diyerek bunların okunuşuna göre ek getirebildim. Ancak HSYK'nın, şimdi arkadaşlar K harfini çoğu zaman K şeklinde okuyabiliyorsunuz. Ancak K şeklinde değil, K şeklinde olmalı. Türkçe'de K yoktur, K vardır. Dolayısıyla HSYK'nin demesi daha mantıklıyken HSYK'nın şeklinde kullanıldığı için bu da benim için yanlış yazılmış bir ektir diyeceğim. Doğru cevabımız B şıkkı. Hemen diğer sorumuza bakmak istiyorum. 16. soruyla devam edelim. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisi sırasıyla getirilmelidir? Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki virgülün çok kullanıldığı yerlerde virgülün çok kullanıldığı yerlerde cümle karışıklığına ya da o anki anlam karışıklığının olmaması için noktalı virgül kullanıyoruz. Büyük ninenin gözleri kapanıyordu. 80 evveli saadetlerini bugünkü ızdıraplarıyla seri ve ani mukayesesi zihninde şedit bir yorgunluk husule getiriyor. Şimdi mukayesesi derken bir virgülüm vardı. Yeniden buraya virgül getirmek bir karmaşaya yol açacaktır. Dolayısıyla ben buraya ne getireceğim? Noktalı virgül getireceğim. Hemen bakalım noktalı virgül olmayanları eleyelim. A'yı eledik, E'yi eledik, D'yi eledik. Onu hala yaşadığından müteessif ediyordu. Genç ve esmer kız, virgül olmayanları eleyelim bakalım var mı? Yok. Devam edelim. 100 yaşına girmeye birkaç adımı kalmış bu annesinin annesine virgül bu mükerrer büyük ninesine dalgın dalgın bakarak onun zamandaki kadınların saadetinin ne olabileceğini tahayyül ediyordu. Fakat bunu bulamıyordu. Sustunuz büyük anneciğim dedi. Biz bu şekilde kurulan cümlelerin sonuna yine virgül getiriyoruz. Arkadaşlar, ihtiyar kadın buruşuk gözlerini açtı. Şimdi buraya bizim öyle bir noktalama işareti getirmemiz gerekiyor ki ondan sonra bir sözcük kullanması, bir alıntı cümle olması gerekiyor aslında. İki nokta üst üste. Ah eski günleri, eski saadetleri düşünüyorum diye söylemiş arkadaşlar. Dolayısıyla biz virgülleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullandık. Daha sonra özneyi ayırdık.
ve virgül 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 iki nokta üst üste şeklinde yapmamız gerekiyordu. İki noktalı virgül 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 iki nokta üst üste C şıkkı olmalı. Hemen diğer sorumuza bakalım. 17. soruya bakalım arkadaşlar. Hangisinde noktalama işaretinin yanlış kullanılmıştır diye soruyor. Yerinde kullanılmamıştır diye soruyor arkadaşlar. Ben direkt yine doğru cevabı söylemek istiyorum. Birdenbire de tozlu bulanık yeşerti tek tük ağaçlar. Tek tük ağaçlar ne olmuş? Tek tük ağaçlara sonrası var mı? Yok. Ve tamamlanmamış bir cümle olduğu için arkadaşlar biz tamamlanmamış cümlelerde tek nokta koymayız. 3 nokta koyarız. Dolayısıyla burada da tamamlanmadığı için 3 nokta gelmeliydi. Tek tük ağaçlar devamı var. Sanki söylenmemiş olduğu için 3 nokta gelmeliydi. Dolayısıyla yanlış kullanılan noktalama işaretimiz 5. şık olmalıydı. Hemen diğer sorumuza bakalım. 18. soruya bakalım arkadaşlar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır diyor. Bakalım. Yönetmeninin ilk filmi Bitmeyen Yol. Toplumsal gerçekçi bir film olarak bilinse de pek çok sahnesinde şiirsel üslubun izleriyle karşılaşmak mümkündür. İstanbul'a göçen, açlık ve fakirlikle karşı karşıya kalan Ahmet ve arkadaşlarının yırtık pırtık giysilerle bir caddede şehrin gürültüsü içinde kendilerinden uzun, gölgelerinin arkasından uzun uzun yürüdükleri, sabahın ilk ışıklarında köpek ulumaları ve saat sesinin gürültüsüyle uyanan Cemile'nin küçük gecekondunun içinde sıkış tepiş uyuyan kalabalığı incelediği ve finale doğru Ahmet ve Cemile'nin bir müzede gezdikleri, bir tarlada rüzgarla dalgalanan başakların arasında koştukları ve yağmurda ıslandıkları sahnelerde şiirsellikten söz edilebilir demiş. Şimdi birinci cümlede arkadaşlar diyor ki yönetmenin ilk filmi Bitmeyen Yol toplumsal gerçekçi bir film olarak bilinse de pek çok sahnesinde şiirsel üslubun izleriyle karşılaşmak mümkündür. Şimdi sen böyle bir cümle kurduysan, o zaman sen o filmde olan şiirsel üslubun izleriyle ilgili bir örnek vermen gerekiyor. Ki zaten ki veriyor arkadaşlar. Ahmet ve arkadaşı yırtık pırtık elbiseleriyle caddede şehrin gürültüsü içinde kendilerinden uzun gölgelerin arkasında uzun uzun yürüdükleri bu birinci örneği. Sabahın ilk ışıklarında köpek ulumaları ve saat sesinin gürültüsüyle uyanan Cemile'nin küçük gecekondunun içinde sıkış tepiş uyuyan kalabalığı incelediği ve finale doğru Ahmet ve Cemile'nin bir müzede gezdikleri, bir tarlada rüzgarla dalgalanan başakların arasında koştukları ve yağmurda ıslandıkları sahnelerde şiirsellikten söz edilebilir diyor. Zaten burada bir verilen filmde yaşanan bir durumdan bahsederken peki o zaman o sahneler neler? O şiirsel üslubun izleri nerelerde var diye sorduğumuzda arkadaşlar bu paragrafta yani o cümleden sonraki kısımlarda örnekler verilmiştir. Dolayısıyla burada örneklendirme söz konusu. Hemen diğer sorularımıza bakalım. 19. soruyla devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bakalım. Spor, yaşadığımız dünyanın olmazsa olmaz bir sosyal etkinliği gibi gözükmektedir. Yani günlük rutin, herkesin yaptığı bir etkinlik gibi görülmeye başlandığı söyleniyor birinci cümlede. Toplumsal bir kurum ve eylem biçimi olarak elbette spor olgusuna yönelik değerlendirilebilecek pek çok sosyolojik yaklaşım vardır. Modern dünyada spor bireysel bir eylem olarak sağlıklı bir yaşam için zorunluluk olarak görülmektedir. Bolca rekabet içeren profesyonel ya da gizli profesyonel olsun yaygın izleyici bulan spor alanları da günlük yaşamın bir parçasıdır. Futbol, basketbol, atletizm, boks ve benzeri sporlar büyük izleyici ve takipçi
kitlesine sahiptir. Şimdi arkadaşlar, cümlenin aslında geneline bakacak olursak sporun sosyal etkinlik olduğunu, hatta rekabet içinde yaşanan bir sporlardan daha çok gündelik hayatı meşgul ettiğini söylüyor. Hatta bunlarla ilgili örnekler de veriyor. Futbol, basketbol gibi. Ancak ikinci seçeneğe baktığımızda toplumsal bir kurum veya eylem biçimi olarak elbette spor olgusuna yönelik değerlendirilebilecek pek çok sosyoloji yaklaşım vardır diyor. Ama 1, 3, 4 ve 5. Seçenekler birbiriyle uyumluyken ikinci seçenek sosyolojik yaklaşımlar diyor. Yani böyle bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Paragrafın sonuna da ya da birinci cümlede de böyle bir şeyden bahsedilmemiş. Dolayısıyla ikinci seçeneğimiz anlatımın akışını bozuyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevap 2. Hemen devam edelim diğer sorumuzla. 20. soruyla devam edelim. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bakalım. Günümüz dünyasında insanoğlu öğrenmenin kalıcı olması ve zihinlerde yerini sağlamlaştırması adına farklı öğrenme biçimleri geliştirmiştir. Bu durumla ilgili bilimin her alanında olduğu gibi matematik alanında da çeşitli öğretim yöntemleri üzerinde çalışılmıştır. Şimdi birinci seçenekte günümüz dünyasında insanoğlunun öğrenmenin kalıcı olması ve zihinlerde yerini sağlamlaştırması adına farklı öğrenme biçimleri geliştirdiğini söylüyor. Sonra ikinci seçenekte ise birinci seçeneği destekler nitelikte bu durumla ilgili diyerek destekliyor. O zaman sen 1 ve 2'yi birbirinden ayıramaz. Devam edelim 3. seçeneğe. Matematik öğrenciler tarafından öğrenilmesi zor bir ders olarak değerlendirilmektedir. Ama aslında yukarıda yani 1. ve 2. seçenekte böyle bir şeyden bahsetmiyordu. Burada diyordu ki farklı öğrenme biçimleri geliştirilmiştir diyor 1 ve 2'de. 3'te ise matematiğin zor olduğundan bahsediyor. Kalsın. Devam edelim. Bundan dolayı matematik öğretiminin her aşamasında sorunlar yaşandığı, matematiğin öğrenememe korkusunun hayatı zorlaştırdığı gerçeği güncelliğini hep korumuştur diyor. Şimdi arkadaşlar, 3. seçenekten itibaren bizim iki paragrafı bölmemiz gerekiyor. Şimdi 1. ve 2. seçenekte farklı öğrenme tekniklerinin geliştirilmiş olduğundan bahsederken 3. seçenekten itibaren ise matematikte öğrencilerin zorlandığını vesaire bunlardan bahsediyor. Dolayısıyla biz 3. paragraftan 3. seçenekten itibaren bölmemiz gerekiyordu. Yani o şekilde ayırmamız mümkün olacaktır diye düşünüyorum. 3. seçeneğimiz ise 5 şıkkına tekamül ediyor. 5 şıkkı bizim için doğru seçenek olmalıydı. Devam edelim 21. soruyla. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmeliydi? Sanatçı bir şeyi sanat yapıtı olarak ortaya çıkmadan önceki ilk algılayandır. Bakın burası önemli. İlk algılayandır. Bu şey herhangi bir ses, biçim veya kelime olabileceği gibi bir yapıtın estetiği üzerinden de ortaya çıkabilir. En iyi, en kötü, en güzel, en çirkin, en sıradan şey, hatta hiçbir şeyin kendisi bile bir sanatçının yapıtının öznesi olabilir. Şayet sanatçı orada öylece duranın estetiğini algıladığı anda zihinsel yorumlama süreci başlatıyorsa sanat yapıtı ortaya çıkmasının, şurada hemen gösteriyorum. Şayet sanatçı orada öylece duran estetiğini algıladığı anda zihinsel yorumlama sürecini başlatıyorsa sanat yapıtı ortaya çıkmasının öncesinde zaten sanatçının içinde var olan bir form olarak kabul edilir. Şimdi arkadaşlar, paragrafın tamamına baktığımızda eserini henüz sanatçı ortaya çıkarmadan önce bile algılıyorsa
Zaten orada eser başlamış demektir. Eserin başlama süreci başlamış demektir arkadaşlar. Eser her ne kadar ortaya çıkmasa da eğer sanatçı üzerinde düşünmüşse bile, algılamışsa bile aslında eserin yapım süreci başlamıştır demek istiyor paragrafın tamamında. Kiza burada da söylüyor. Şayet sanatçı orada öylece duran, yani henüz ortaya çıkarılmayan eseri algıladığı anda zihinsel yorumlama süreci başlatıyorsa diyerek aslında buradaki ifademiz bize doğru cevabı veriyor olacaktır. Doğru cevap A şıkkı. Sorumuza bakalım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Şimdi tabii ki öncelikle birinci seçeneğimize başlayalım. Ege'nin kimliğini en çok koruyabilmiş kasabalardan biri Tire'dir. Şimdi biri şöyle bir yazalım. 1. Tire demiş. Tire hakkında ne yapmış? Bilgi vermiş. Şimdi Tire'ye devam edecek. Tire hakkında başka bilgi daha vermesi gerekiyor. Bakalım. İzmir'e 80 kilometre mesafede bir zamanların Osmanlı darphanesi Tire'nin akla gelen ilk cazibesi salı pazarıdır. Tire hakkında bilgi verdik. Tire hakkında bir de bir yerle ilgili örnek vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla dördüncü şıkkı yazıyoruz. Hemen ardından salı pazarı, zaten salı pazarını biz söyledik. Şimdi salı pazarını aslında bir açıklamamız gerekiyor. Üçüncü seçenekte salı pazarı sadece çeşitliliği değil, Ege'nin ruhunu yansıtan cana yakın satıcılarıyla da keyif verir. Ne yaptı? Ben zaten dördüncü seçenekte salı pazarı ile ilgili bilgi vermiştim. Şimdi ne yapacağım? Salı pazarı ile ilgili daha da açacağım bilgileri. Üçüncü seçeneği yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bakalım. Halkın bir kısmının Girit göçmeni olduğu Tire'nin yemeklerinde Ege bölgesinin otlarla bezeli otlarla bezeli mutfağının tüm özellikleri hissedilir diye devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci şık. 2 yazıyoruz. Sonra bir de ne var acaba bu tezgahlarda? Neler var acaba bu otlarla bezeli dediğin ne acaba? Bunlarla ilgili bir örnek verecek. Yani ya da bunlarla ilgili bir açıklama yapacak. Dağlardan toplanan otlar pazarlarda tezgahlardan taşar diyerek de bir niteliğinde oluyor arkadaşlar. 1, 4, 3, 2, 1 olacak. Bizim yer değiştirmemiz gereken 2 ve 4. Çünkü birinci seçenekte Tire hakkında bilgi verdi. Ondan sonra ben Tire ile ilgili biraz daha bilgi vermem gerekiyor. 4'ü buraya aldım. Dördüncü seçeneği buraya aldım. Sonra üçüncü seçenek yerinde kalsın. Çünkü zaten salı pazarı dördüncüyü buraya aldım ya ikincinin yerine. Salı pazarı diye söylemiştim. Bu sefer de salı pazarı ile ilgili bilgi vereceğim. O zaman 1, 4, 3'ü getirdim. Daha sonra ise 2'yi ben ne yaptım? 4'ün yerine aldım. Çünkü Tire'nin yemeklerinde zaten burada salı pazarı dedim, çeşitlilik dedim. Hemen onun arkasından yiyeceğe gelmem gerekiyor. Halkın bir kısmının Girit göçmeni olduğu Tire'nin yemeklerinde diyerek 4'ün yerine 2'yi, 2'den sonra da 5'i getirmem gerekiyor. Dolayısıyla 4 ve 2'yi yer değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim 23. soruyla. Bu parçaya göre günümüzde bireyi bekleyen tehlike aşağıdakilerden hangisidir? Her şeyin sayısal ilişkilere indirgendiği, bilgisayarlarla yönetildiği, zamanımızda savaşların, açlığın ve nükleer tehlikenin yarattığı sıkıntıları gören insan büyük bir kötümserliğe kapılmış durumdadır. Çağdaş toplumun bu hızlı değişimi altındaki gelişimi sırasında insanın çektiği acılar onun kişiliğini etkilemektedir. Onun kişiliğini etkilemektedir. Toplum yetkinlik kazandıkça bireyin varlığını tehlikeye düşmektedir. Bu tehlikenin başında bireyin kişiliğinin ortadan kaldırılması
insanın yığına katılması, onun türleştirilmesi olgusu gelir. Bireye özgü olan ne varsa tüm zenginliğiyle yavaş yavaş yitirilir anlamı var. Yığının tek biçimciliği sürünün anonimliği içinde yitip gider diyor. Şimdi arkadaşlar, karakteristik özelliklerini yitirip herkesleşmesi. Karakteristik ve kişilik. Burada da yine kişiliğin yitirilmesinin tehlikede olduğunu söyledi arkadaşlar. Bakın, bir burada çağdaş toplumun bu hızlı değişimi altındaki gelişimi sırasında insanın çektiği acılar onun kişiliğini etkilemektedir diyor. Kişiliğini etkilemektedir. Sonrasında ise bu tehlikenin başında tehlike bekleyen tehlike nedir? Bu tehlikenin başında bireyin kişiliğinin ortadan kaldırılması. Kişilik eşittir karakteristik özelliktir arkadaşlar. Dolayısıyla karakteristik özelliğini yitirip herkesleşmesi bireyi bekleyen tehlikelerden biridir diyeceğiz. Cevap B şıkkı. Dörde bakalım. Böyle diyen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez diyor. Bakalım. Tutulan aynadaki yansımadan herkes kendi gerçekliğini ya da değişmeyeni, değişmeyecek olanı görmelidir. Şüphesiz bu da eşyayı, görüntüyü aşmakla, yenmekle olur. Çünkü sanat tespit değil, yeniden üretimdir. Değilse gazete muhabirlerini, zabıt katiplerini de sanatçı olarak kabul etmek gerekir diyor arkadaşlar. Ayna tutmak nedir? Ayna tutmak bir şeyi tek başına yaptın demek değildir. Bir tane ayna tutarsın, bir sanatçı olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Aynayı tuttun, ne yaptı? Sen bir yerden ilham alman gerekiyor senin. Sen tek başına hayal gücünle bir ürünü ortaya çıkarmıyorsun. Tabii ki de ne yaptın? Bir yerlerden esinlenmen gerekiyor. Bu da tutulan ayna yansıması derken bundan bahsediyor aslında. Paragrafın tamamında demek istediği de bu. Yapılan her neyse, ortaya çıkarılan eser her neyse kişinin ya da sanatçının hayal gücüyle olan bir şey değil. Elbette ki ona ilham veren bir şey de var. Bu böyle diyen birinin aşağıdakilerin hangisi söylenmesi beklenemez diyor arkadaşlar. Ben de size doğru cevabı söyleyeyim. Edebi eser sadece yazarlarından ibaret olan, onun hayal mahsulünü taşıyan bir yapıdır. Hayır. Paragrafta dediği şey neydi? Edebi eseri sadece yazarın hayal gücüyle ortaya çıkmıyor. Ne yapıyor? Sanatçı muhakkak bir yerden bir ilham alıyor. İlham alıyor da o şekilde ortaya çıkıyor ürününü. Dolayısıyla buradaki açıklamayla E şıkkındaki verilen yargı zıt şekildedir. O yüzden bu paragrafı söyleyen birinin böyle bir yargıyı ortaya atması beklenemez. Çünkü paragrafta diyor ki sanatçı eserini ortaya koyuyor olsa bile tutulan aynadaki yansımadan dolayıdır diyor. Dolayısıyla ilham aldığı bir yerler, bir şeyler muhakkak ki vardır. O yüzden de edebi eser sadece yazarlarından ibaret değildir. Ona ilham veren bir şeyler de muhakkak ki vardır. Cevabımız E şıkkı. 25. sorumuza bakalım. Bu parçada hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Bakalım. Postmodern algının bir kavramı olarak metinler arasılık, yeni olarak sunulanın sorgusunu ön plana çıkarması açısından önemlidir. Postmodern anlayışta bir metin hep daha önce yazılmış metinlerden aldığı kesitlerle bak. Hep daha önce yazılmış metinlerden aldığı kesitleri yeni bir birleşim düzeni içerisinde bir araya getirmekten başka bir şey
değildir. Metinler arası da hep önceki yazarların metinlerine, eski yazınsal bir geleneğe, bir tür öykünme işleminden başka bir şey değildir. Öykünme dediği arkadaşlar, sizden önce diyelim ki siz sanatçısınız, sizden önce bir başkası bir eser yazdı ve siz de ona benzer bir eser ortaya çıkardınız. Bir bakıma taklit etme diyebilirsiniz. Ona benzer bir eser ortaya çıkartmak öykünmedir. Paragrafımızda da bahsedilen şey şudur arkadaşlar. Bir metin ortaya çıkılmışsa eğer daha önce yazılmış metinlerden de kesitler vardır demek istiyor. Yani her ne kadar bir eser ortaya çıkarsan da önceki eserlerden öykünmüşsündür. Onlara bakarak da yazmaya çalışmışsındır diye bir anlam çıkıyor paragrafımızdan. Dedik ki hangisine ulaşılabilir? Direkt doğru cevabı söyleyelim. Bir eserin ilk ve orijinal olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Çünkü ilk ve orijinal değildir. Senden önceki esere bakarak da eser ortaya çıkarıyorsan o eser artık orijinalliğini yitirmiş oluyor. İlkliğini de yitirmiş oluyor. Çünkü zaten ona benzer bir eser daha yazılmış olduğu için ilk ve orijinal olduğunu iddia etmek mümkün olmuyor arkadaşlar. 26. sorumuza bakalım hemen. Bu parçaya göre mondenlikte aşağıdakilerden hangisi vardır diyor. Mondenlik iki farklı kültür arasında kalmış değerler, kimlik karmaşasına düşmüş züppe olarak adlandırılan kişilerin ortak tavır ve davranışlar göstermesidir. Bu ortak tavır ve davranışlar üstün olarak algılanan kültüre ait kötü taklitlerdir. Taklit. Bir önceki soru dedik ki taklit varsa senden öncekini benzer şekilde yazmak istiyorsan orada ne vardı? Birazdan göreceğiz. Züppe kendi kendine dayanarak değil, üstün ötekine bakarak onu izleyerek gerçekleşme peşindedir. Yani sen kendin eserini hayali bir eser ortaya çıkarmıyorsun. Senden önce yazılmış bir esere bakarak da aslında o şekilde eser ortaya çıkarıyorsun. Devam et benim. Aslında cevabımız ortaya çıktı. Bu parçaya göre modernlikte aşağıdakilerden hangisi vardır dedik arkadaşlar. Ben size bir önceki soru dedim ki taklit etme varsa kendinden önceki eseri benzer şekilde yazmaya çalışmışsa orada ne vardı? Öykünme vardı. Bu parçaya göre modernlikte hangisi vardır dediğine göre öykünmecilik vardır arkadaşlar. Zaten şuradan taklitlerdir diyor. Ona bakarak, onu izleyerek yazma peşindeler diyor. Ve şikayetçi oldukları şey öykünme olacak arkadaşlar.